Şimdi bir komutan bir gün dedi ki, bir mermi dedi, aynı delikten asla ikinci defa geçmez dedi. Şimdi zahirde dedi geçiyor gibi gözükse de onun bıraktığı yarayı biz inceliyoruz dedi. Bıraktığı yaraya baktığımızda aynı delikten geçmediğini anlıyoruz dedi. Çünkü farklı bir tahrip varsa geçişi bir önceki mermiyle milimi milimine aynı olmuyor dedi. Neden böyle oluyor? Çünkü insan tetiğe dokundu. Mermi çıktı. Aradan bir saniye geçti. Şimdi o ikinci saniyede ne oluyor biliyor musunuz? Dünya biraz daha dönüyor. Silahın atomları biraz daha değişiyor. İnsanın kanı biraz daha akıyor. İnsanın hücreleri o bir saniye içerisinde biraz daha yenileniyor. E onunla birlikte hedef de yenileniyor değil mi? Bir saniye sonra mermiyi atan adama baktığınızda bir saniye öncekinden farklı bir adam görüyorsunuz. Farklı bir silah, farklı bir hedef. Yani bir saniye sonra ortaya farklı bir kainat çıkmış oluyor. Allah Allah. O zaman Allah Azze ve Celle kainatı bir saniyede yeniliyor diyebilir miyiz? Evet, evet. Madem kainat bir saniyede yenileniyorsa o zaman benim imanımın da o kainata uyarlı bir şekilde o bir saniye içerisinde tekrar yenilenmeye ihtiyacı var. İşte bu yüzden Resulü Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz ceddidü imanekum demiş. İmanınızı tecdit edin, yenileyin diyor. Allah Allah. Bir saniyede bütün kainatın şartları değişiyorsa o değişime uyum sağlayacak bir de değişen imana ihtiyacımız var. Bir gün Abdullah İbni Revaha diye bir sahabe efendimiz arkadaşlarını çağırıyor. Diyor ki gelin diyor bir saat oturup iman edelim. İmanımızı yenileyelim, imanımızı tazeleyelim diyor. Sahabe efendilerimizden bir kısmı bu cümleyi tam anlamadığından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şikayete gidiyorlar. Ya Resulallah, Abdullah İbni Revaha bizi böyle böyle bir şeye davet ediyor deyince Efendimiz Aleyhisselam o sizi ne güzel bir şeye davet etmiş diyor. Ne yapıyorlar? İmanı yeniden tazeliyorlar kainata uysun diye. Bizim şu an yapmaya çalıştığımız ki inşallah sahabe efendilerimize benzeriz o cihette aslında değişen hem de saniye saniye değişen kainata uygun değişen bir imanı yeniden Allah'tan niyaz etmek. İşte bu değişimi en ciddi sağlayan şey cümleyi tevhid. Allah Allah. Sürekli okuyoruz ya böyle. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülk ve lehül hamd yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yumit bi yedil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir diye. Ne oluyor bu? Bir tevhid cümlesi oluyor. Sürekli bunu okuyoruz. Şimdi biraz büyük bir iddia oldu değil mi? Sürekli değişen kainata o değişime uyacak nedir dedik? Az önce zikrettiğimiz tevhid cümlesi ancak ve ancak bu uyumu yakalayabilir dedik. Bak büyük bir iddia. Şimdi büyük bir iddia varsa yahu arkadaş bu iddianın delili nedir, sahibi nedir diye sorulması lazım. Zira Üstad Hazretleri diyor ki bir sözün kıymeti için dört şeye bakılır diyor. Men gâle ve limen gâle ve lime gâle ve fîme gâle. Kim demiş, kime demiş, ne için demiş, ne makamda bunu söylemiş. Demek ki bizim az önce söylediğimiz ve iddiası büyük olan söze bir delil ihtiyacımız var. İşte o delilimiz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Amr İbni Şuayb Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize rivayet ediyor. Diyor ki ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz budur diyor. Aklınızda değil mi o tevhid cümlesi? La ilahe illallah vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yumit bi yedil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. Ben ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz diyor bak buna. Bugün dersimizin ana konusu bu tevhid cümlesi. Devam ediyor bu sefer Ebu Hureyre radıyallahu anh bize rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdular ki diyor. Kim bu cümleyi tevhidi söylerse bak bak. Duasını bir günde 100 kere söylerse kendisine 10 köle azat etmiş gibi sevap yazılır. Ayrıca lehine 100 sevap yazılır. Ayrıca 100 günahı da silinir. Başka bir rivayette denizin üzerindeki kabarcıklar gibi günahları silinir diyor. Bu ayrıca 3 gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bak bu cümle. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse o adamınkinden daha eftal bir amel getiremez. Yani bundan daha ciddi bir cümle lazımsa bunu daha fazla okumaktır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah Allah. Ebu Said bize rivayet ediyor.
Ebu Said el-Hudri. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki diyor, kim sabah namazının peşinden bu tevhid cümlesini söylerse, kendisine Hazreti İsmail evlatlarından bir köleyi azat etmiş gibi sevap yazılır diyor. Subhanallah. Olaya bakın, olaya bakın. Şimdi ne kadar derin bir mesele. Bir de sadece bunu söylemek sevap ahiretten başka, bu dünyada insanın arayışta olduğu bir huzur lezzet var ya, işte çalışıyorsun bunun için, üniversite okuyorsun bunun için, yeniden böyle yeni bir şeyler alıyorsun kendine, üstüne başına bunun için, ya gidelim de şuradan yemek yiyelim diyorsun, ne için? Gene lezzet için. Şimdi bu tevhid cümlesinin içerisinde ama manasında, öyle içerisinde, sadece dil lafzında mı? Hayır, kalbe akan manaların içerisinde öyle bir lezzet, öyle bir lezzet var ki tarifi mümkün değil. Şimdi nasıl bir lezzet biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin El-Fatır diye bir ismi var. Fatır, fıtrat yaratmak. Her şeyi fıtratına göre yaratmak demek. Şimdi bir ceylanın yaratılışıyla beni yaratılışı birbirinden farklı değil mi? Ne üstüne yaratmış? Onu kendi fıtratı üstüne, beni kendi fıtratım üstüne, bir karıncayı kendi fıtratı üstüne yaratmış Allah Azze ve Celle. Bir de ne yapmış biliyor musun? Her fıtrata vazife koymuş. Çamaşır makinesinin fıtrat vazifesi nedir? Çamaşır yıkamak. Değil mi? Matkabın fıtrat vazifesi nedir? Duvarı delmek. Arabanın fıtrat vazifesi nedir? Gaza basınca gitmek. Şimdi her şeyin, her mahlukun fıtrat vazifesinin içine eğer vazifeni yaparsan sana ruhun lezzetini açacağım demiş. Bakın bu cesedin lezzetleri çer çöp, bırak onları. Neyin lezzetini açacak Allah? Ruhun. Mesela şimdi kuşun fıtratına bakıyorsun, uçmak. Şimdi onu altından kafese koysalar, divan edebiyatında çok geçiyor değil mi? Yok diyor, yok. Hüzünleniyor orada. Ne istiyor? Böyle özgürce uçmak istiyor. Niye istiyor uçmayı? Çünkü onun fıtratının lezzeti vazifesinin içinde saklı. Allah. Atın fıtratı koşmak. Hatta bazı atlar öyle koşuyormuş ki, öyle bir lezzet alıyormuş ki çatlayana kadar koşuyorlarmış. Bak, onun lezzeti nerede saklı? Fıtratının, yani yaratılışının, yani algoritmasının vazifesinde saklı. Allah Allah. Şimdi biz karıncayı böyle çerçöp temizliyor diye bakıyoruz ama öyle değil. O aslında neyin peşinden koşuyor? Vazifesinin içinde saklı, lezzetin içinde koşuyor. Allah Allah. Şimdi fıtrat, tekrar hatırlayalım. Yaratılışta var olan özellikler demek. Şimdi bir ördeğin fıtratında ne var? Yumurtadan çıktı. Neyi arıyor? Suyu. Bak bak. Niye arıyor? Vazifesi o. Vazifesini gerçekleştirirse ne olacak? Mutlu olacak bak. Şimdi o ördek yumurtadan çıkınca suyu arayana kadar çayırların arasında, çimlerin arasında değil mi? Hep keşmekeş bir dünyada böyle mutsuz oluyor. Aynı biz gibi biz. Biz de arabaların, evlerin, dükkanların içinde arıyoruz ya böyle. O ördek o suya kavuşana kadar ona mutluluk mümkün değil. Ne zaman ki suyuna kavuşsa ördeğin mutluluğu başlıyor. Niye? Çünkü fıtratının vazifesini gerçekleştirdi. Ördek suya kavuşunca mutlu olur. Peki insan neye kavuşunca mutlu olur? İşte bu sorunun cevabı için fıtratımın vazifesine bakmam lazım. Benim yaratılışımdaki bütün ama bütün cihazatlar beni yaratanı bulmak üstüne kurulmuş ve verilmiş. Demek ki insanın en gerçek lezzeti, ruhun derinliklerindeki lezzeti ancak ve ancak Allah'ı keşfetmekle ortaya çıkar. Onun harici yedim, içtim, biraz daha gezdim, yeni bir yere daha gezdim, kahvaltıda yeni bir serpme kahvaltıcı buldum. Yani bunlardan lezzet almak için, yani sıradan bir hayvan da bunlardan lezzet alabilir, bir insan olmaya gerek yok. Yani ruhun lezzeti değil bunlar. Bizim ruhumuz içeride can çekişiyor. Hele biz bu asrı felaketin çocukları. Bir asrı saadet var, bir de asrı felaket. Bizim bahtımıza o düşmüş. Asrı felaketin çocukları ruhu can çekişiyor. Yeni iş açtım, yeni kıyafet aldım, yeni serpme kahvaltıcıya gittim, arabamı değiştirdim. Yok, yok, yok. Ulaşıncaya kadar, ulaştıktan sonra lezzetini, manasını yitiriyor. Bunlardan lezzet almak için insan olmaya gerek yok. İnsanın ruhunun derinliklerindeki lezzet, az önce bahsettiğimiz o tevhid cümlesinin içerisinde başka bir manada saklı, başka. Allah Allah. Ve biliyor musunuz, insan bu kulvardan, bu imanın içindeki lezzetten başka hiçbir yerde lezzet bulması mümkün değil. Niye mümkün değil? Ya yaradan öyle yaratmış işte ya. Programını öyle yaratmış işte ya. Allah Allah. Ben yine böyle konuşmalarda aslında biraz iddialı bir şey söyledik. Dedik ki bu dünyada öyle bir lezzet var ki dedik. Neredeyse cennetin lezzeti. Şimdi yine bir bildiğimiz yanlışı düzeltmenin vakti geldi. Biz şimdi İslam'ı böyle gazeteden, televizyondan öğreniyoruz ya. Yapmayalım ya, oralardan o şekilde yarım oluyor değil mi? Şimdi öyle olunca diyoruz ki tamam, bu dünyada biraz dişimi başımı sıkayım, canım sıkılsın, ondan sonra cennette bir mutluluk olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle demiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Saadeti dareyn diyor. Ne demek o? İki dünyanın saadeti. O zaman iki cennet var.
Bir bu dünyadan sonra kavuşacağımız cennet var. Bir de bu dünyada ruhun içinde tohum halinde saklı kalan bir cennet var. Allah Allah. O cennet ancak Allah'ı keşfettikçe, onun o lezzetini fark ettikçe ortaya çıkan bir lezzet. Bak şimdi doğdun, yavaş yavaş büyüyorsun. Yanında da iki tane insan var. Birisi ana. Yavaş yavaş anneyi keşfetmeye başladın mı? Başladın. Peki annenin üstündeki sevgisini keşfetmeye başladın mı? Başladın değil mi ya? Çocuk olsa keşfediyor ya. Küçücük çocuk, fıtratında yazılmış. Yazgısı bu. Bakıyor gecesini bölen ana. Gece uyanıyor, ne diyor? Ana, ana değil mi? Ana diyemese inga diyor yani. Şimdi o çocuk karnı acıkıyor, ana. Allah Allah. Böyle ayağını vuruyor, canı acımıyor. Gene ana diye bağırıyor. Çok seviyor yani. Anayı keşfetmiş ya. Ananın sevgisini üstünde keşfetmeyi çok seviyor o çocuk. Ya bak değil mi? Küçücük çocukta var bu. Fıtratında var. Suyu arayan ördek gibi. Fıtratında var. Yazgısında var onun. Şimdi annesinin sevgisini keşfeden bu çocuk bir gün anasının başını okşadığını görse ne olur? Çok mutlu olur ya. Şimdi filmlerde bakın adam son demde artık bitmiş, tükenmiş. Nereye gidiyor? Anasının dizine gidiyor ya. Şöyle anasının dizine başını koyuyor, anası okşamaya başlıyor. Halbuki başkası okşasa ne olur? Çok rahatsız olur adam yani. Çek elini der ya, hayırdır der yani değil mi? Başkası okşasa rahatsız olacakken üstünde o okşamanın altında anneyi keşfettiğinden dolayı muazzam bir lezzet alıyorsun, muazzam. Demek ki dokunuşun kime ait olduğunu keşfedersen lezzete de ulaşacaksın. Allah Allah. Şimdi bak, demek ki anneyi keşfedince bu kadar lezzet alınırsa, anneye o şefkati koyanı keşfetsek ruhumuz coşacak, coşacak bak. Anne dediğin nedir? Allah'ın rahmetinin, muhabbetinin, her birinin bir lemasının tecellisidir. Bir damlasıdır ya, bir şey değildir yani Allah Allah. Şimdi Allah'ı bir keşfetsek var ya, neyi keşfedeceğiz? Allah'ın üstümüzdeki sevgisini, muhabbetini. Şimdi anne de keşfettin, ne diyorsan anne koşuyor. Şimdi benim de fıtratım çığlık atıyor. Çilek diyor. Bir bakmışsın çilek yaratılmış. Kiraz diyor. Çocuğum, ufacığım, ana diyor, baba diyor. Her biri yaratılmış. Ya kim göndermiş bunu ya? Bunları keşfedip perdeyi araladığımız anda Allah Allah. Bu anneler bir şey değilmiş ya. Bütün anneler toplansa damla eder. Okyanus kadar bana muhabbeti olan, sonsuz bir okyanus kadar bana muhabbeti olan bir zat varmış diyeceğiz. Şimdi bu kadar muhabbeti keşfetsen, Allah'ı tanıyan ve muhabbetini keşfeden birisinin Allah'ı sevmeme ihtimali yok. Niye yok biliyor musun? Herkesin bir sevdiği bir şey var değil mi? Bak senin sevdiğin ne varsa, şu yeryüzünde sevilecek ne varsa Allah'ın isimlerinden bir reşa, bir sızıntı. Allah Allah. Yahu sızıntısına aşık olan kaynağını, menbaını bulsa ne yapmaz? Ne yapmaz ya? Ömrünü feda eder, ömrünü. Allah Allah. Şimdi sana bir demet çiçek uzatsalar ne yapıyor? Sevgisini ilan ediyor sana. Ya şu baharı böyle destegül gibi önüne seren. Yaz mevsimi geldiğinde sofraları böyle önüne. Buyur. Her çeşit lezzetine bir karşılık verdim diye önüne seren Allah aslında sana muhabbetini ilan ediyor. İşte bu dersleri almadığımızdan keşfedemiyoruz onu. Ya Rab sen beni seviyormuşsun. Bu dünyada bizim bunu keşfetmemiz lazım. Ruh bu lezzeti alması lazım. Allah Allah. Şimdi niye lazım biliyor musunuz? Bak dersin önemli yerleri burası. Ya Rab ben ne zamandır sana kulluk etmek istiyorum. Doğruları yapmak istiyorum. Olmuyor ya, yapamıyorum bak. Şimdi nefis terbiyesi için, yani insanın doğru adımları atabilmesi için nefsin bu lezzeti keşfetmesi şarttır. Çünkü nefis mecbur bir lezzet alacak. Ya haramlardan menhus, lanetli bir lezzet alacak. O da nasıl lezzet? Gitgide içindeki karanlığı büyüten bir lezzet değil mi? Ya da ne yapacak? Her olayda, her fiilde, her icraat-ı sübhanide Ya Rab sen beni ne kadar seviyormuşsun diye nefis buradaki lezzeti keşfedecek. Peki nefis bu kadar lezzeti keşfetse ne yapar? Ne yapar? Şimdi ben geliyorum odada bir tişört var. Allah Allah kim gönderdi? Aşağı iniyorum biri araba vermiş. Evime gidiyorum, eviniz değişti, böyle 5 katlı 10 katlı ev vermiş. Allah Allah. Odama gidiyorum, biri saat vermiş. Sofraya oturuyorum, önüme yemekler vermiş. En son diyorlar ki ya sana bu kadar yemeği veren Fatih. Ya ben o Fatih'i keşfetsem ben de bunlara mukabil onu razı etmek isterim. O zaman birisi Allah'ın bu kadar sevgisini keşfetse ne yapar? Onu razı etmeye çalışır ya. Çünkü seven sevdiğini razı etmek ister değil mi? İşte o razı etme noktasını aradı mı, senin o insana şunu bunu yap demene de gerek yok. İtaat etmek için kendisi sorar der ki, yahu benim ne yapmam lazım ki bana bu kadar muhabbet besleyen, beni var eden, yaratan bir zatı ben razı edebilirim diye değil mi? Şimdi günün 24 saatinden bir saatini veremeyen bir insan, çoğu zaman böyle çok bağıra açık cümleler kurmayı severiz ya,
24 saatinden bir saatini veremeyen diyor ki ya ben Allah'ı diyor razı etmek için diyor her şeyi veririm diyor. 24 saatinin bir saatini veremeyen her şeyini yani ömrünü verebilir mi? Mümkün değil, veremez. Niye böyle oluyor? Çünkü Allah'ın üstündeki sevgisini keşfedemiyor. Patrondaki cüz'i, geçici, izafi sevgiyi keşfediyor, ömrünü ona adıyor. Evdekini keşfediyor, iştekini keşfediyor. Gençliğindekini keşfediyor değil mi? Ömrü böyle aynanın üstünde geçiyor. Allah Allah. Halbuki Rabbini keşfetse böyle derebeylik laflarına da gerek kalmayacak. Dostlar, sahabe efendilerimize önce namaz, oruç gelmemiş. Erkam'ın evinde sürekli Allah'ı tanımışlar ve Allah Azze ve Celle'nin üstündeki sevgilerini keşfetmişler. Bak, sahabe nesli böyle yetişmiş. O Mekke dönemini bir düşünün ya. O zaman namaz var ama farz değil değil mi? İki rekat namaz var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birisine içki içme demiyor. Namaz kıl demiyor. Tesettüre gir demiyor. Onu demiyor demiyor. E ne diyorsun ya Resulallah? Bak neler diyor. Bu iman derslerini vermiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ı tanımışlar. Allah'ın üstlerindeki sevgisini keşfetmişler. Uğurda sonra canlar feda etmişler ya. Çünkü o kadar muhabbet üstünde gözüküyorsa ben nasıl teşekkür edebilirim bunu? Araması gerekiyor. Onu aramaya koyulmuşlar. Şimdi bir insanın maneviyattan istifadesi, manevi hayattan istifadesi, kalbi hayattan istifadesi fedakarlığıyla doğru orantılıymış. Feda etmek ne demek? Allah için vermek. Zaten Allah'ın malını Allah'a vermek, vermek olmaz da işte. Kendimizce bir şey yapıyoruz. Bir insanın maneviyattan istifadesi Allah için feda ettikleriyle doğru orantılıymış bak. Sadece aklınıza mal, para, Ramazan kolisi gelmesin lütfen. Bizim ömrümüz var, ömrümüz. Nefsimiz var, nefesimiz var. Değil mi? Hissiyatlarımız var. Coşan hissiyatlar var. Bak şimdi. Bu manayı anlayan sahabe efendilerimiz bu uğurda canlar vermişler, canlar feda etmişler. Soruyorum, almasalar verebilirler mi? Mümkün değil. Neyi almışlar? İmanın içindeki o derin lezzeti almışlar. Almasalar veremezlerdi. Onlar bu imanın, bu tevhidin içindeki hakiki derin lezzeti almışlar ve aldıkları kadar da verebilmişler. Hayatlarına bakın, feda etmedikleri hiçbir şey kalmamış. Kimi gözünü feda etmiş, kimi ömrünü feda etmiş, kimi yuvasını feda etmiş, kimi doğduğu memleketini feda etmiş. Feda etmedikleri hiçbir şey kalmamış. Sorsak sahabe efendilerimize, nasıl bu kadar feda edebildiniz? Verecekleri cevap şudur. Çünkü biz o kadar aldık. Neyi aldık? İmanı, tevhidi ve tevhidin o imanın içindeki derin lezzeti. Biz işte bu lezzeti alamayınca ne yapıyoruz? Cesetin lezzetleri var. Cesetin lezzetleri içinde dolanıyoruz. Bunu da alayım. Allah Allah. Birkaç metrekare yer için ömür feda ediliyor. Yazık değil mi ya? Bir tane hakkım var. Ezelle ebed arasında bir tanecik hakkım var. Öyle korkuyoruz ki, Allah'ı öyle tanımıyoruz ki, aman şu elimde tuttuğum gitmesin diyoruz. Halbuki o gitmeden Allah o yeni kapıları açmayacak sana. O kapı kapanacak, binler kapı açılacak. Öyle diyor değil mi? Bir kapı kapar ise bin kapı eder küşat. Ya Rabbi nasıl açarsın bin kapını? O bir kapıyı bırak. Beni tanı. Üstümdeki muhabbetini gör, bundan derin bir lezzet al. Can feda etmişler. Senin üç kuruşluk demirini, betonunu değil, can feda etmişler. Can. Allah Allah. Bak. Bu manayı en iyi anlayan, en doruk noktada, en kemal noktada anlayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sabahlara kadar, öyle geçiyor rivayetlerde, ayakları şişene kadar namaz kılıyormuş. Şimdi bu hali görmüş, bir gün Ayşe annemiz sormuş. Ya Resulallah neden? Neden? Sen cennetle müjdeli. Cennet ise senin için var olan. Neden? Neden acaba? Levleka levlekle me halaktu leflak. Felekler senin için yaratıldı. Neden? Sabahlara kadar neden? Cennet varsa senin nurun hürmetine, yüzün suyun hürmetine var. Neden bu kadar namaz sabahlara kadar, ayak şişene kadar neden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cennet ihtiyacı yok. Cehennem korkusu yok. Allah'a karşı günahları haşa onlar da yok. Neden o zaman? Ne diyor biliyor musunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Efela ekûnü abden şekûra. Ben şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Teşekkür eden diyor yani. Üstündeki muhabbeti görmüş ya. O muhabbeti öyle bir ruhu almış ki Efendimiz Aleyhisselam sürekli Rabbi ile olup hem o lezzeti alıyor hem de Rabbine karşı ne yapıyor? Şükrediyor. Allah Allah. Bakın, cehennemden kurtulmak için değil, Allah'ı memnun ve razı etmek için başını alıyor, sabahlara kadar secdeye götürüyor. Allah şöyle bir tane namaz kılmayı nasip etsin. Bir tane. Yoksa yani bilmiyorum ki bizim namazlar nasıl namaz. Cesedimiz yerde de ruhumuz kazık gibi ayakta. Bilmiyorum ki bizim namazlar nasıl namaz. Demek ki bu işlerin manası maddesinden çok çok daha önemli. Şimdiki bu tevhid cümlesinde gelin şu manayı alalım. Çünkü bu manaya çok ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız var. Hayatlarımıza baktığımızda uykumuzu, yemeğimizi feda edemiyoruz. Siz hiç tam uyuyan, karnı da tamamen tok olan
Bir İslam kahramanı, bir dava adamı. Duydunuz mu? Ya dünyada şu kapılar açıldı da o işlerimden dolayı da bu iman işlerini, iman hizmetlerini yapamıyorum diyen. Bir iman adamı duydunuz mu? Ya. Bir teşhisi ilet edelim. Şahsi işlerinde neler neler yapıyorlar, zirveyi görüyorlar. Dükkan üstüne dükkan açıyorlar, fabrika üstüne fabrika açıyorlar. Çok affedersiniz, kutupta bir tanesi ben uykularımı böleyim de bu hizmetin işidir demiyor. Ondan sonra da böyle cesedin lezzetleri için gezdir babam, gezdir babam. Şurada uyuklayıp da şu işi ihya etmeye üşeniyorsunuz. Bu hizmet benim bebeğimden kıymetli. Belki bebeğe bir şey olsa biraz ağlarım sonra tevekkül ederim. Bu hizmette ağlamam durmaz benim yani. O yüzden de yarım kalan hizmetlerin hiçbirinde de hakkımı helal etmiyorum. Kapıdan geçene de etmiyorum, tanıyıp yapmayana da hakkımı helal etmiyorum. İnşallah Allah tövbe edersiniz. Kaç tane holdingler yönetiyorsunuz? Şurada ucundan tutmuyoruz. Yazık ya. Neyi niye yapmıyorsunuz yani? Niye yapmıyorsunuz? Almıyorsunuz ki yapasınız. Böyle dinliyoruz, dilde bir zikir, kafada iki cümle. Bu kalbe inmiyor bir türlü yani. Bu kalbe inmeyince bunun adına da iman denmiyor işte. Ya niye bu dersler önemli görüyor musun? Hizmet can çekişiyor. Hizmetin her işiyle aynı 2-3 kişi uğraşıyor. Siz niye yaratıldınız? İki tane dükkanın nöbetini tutmak için mi? Sorsak bu sefer de Allah bekçi yaratmış diyorsunuz. Ne bekçisi? Vallahi tapıyor gibi yaşıyorsunuz ya. Kusura bakmayın da. Oku kardeşim, oku da şu tevhid cümlesi bizim ruhumuza nakş olsun. Böyle damarlarımıza işlesin. Yoksa biz sıkıntıya gireceğiz yani. Böyle bu dünyanın demiri betonunda kalacağız, yapışacağız, kalacağız yani böyle. Gözümüzü açınca da anlamanın hiçbir kıymeti kalmıyor yani. Ahirete iman bu dünyada olacak bir şey. Sen ahirete gittiğinde zaten her şey ayyuka çıkacak. Gözünle göreceksin, ruhunla bileceksin. Yani gördükten sonra iman etmenin bir önemi kalmıyor. Sen bu imanın sırrını, perdesini yırtıp bu dünyada anlaman gerekiyor. Ahirete gidince iman yok ki. Yani cehennemde iman etmemiş kimse de yok bu yüzden. Çünkü cehennemi gördükten sonra herkes ayyuka çıkmış bir hakikati anlıyorlar. İman bu dünyada lazım, burada. Bazen diyorlar ya, neden böyle böyle üst üste söylüyorsun? Ya ne yapalım, kabirde mi söyleyelim? Burada söyleyeceksin yani. Burada lazım bu işler, burada. Çünkü tembeliz. Hareket noktasında fikri olmasa da fiili delaletlerimiz var yani. Olmuyor. Allah için böyle gecemizi gündüzümüze katamıyoruz yani. 5 dakikanın hesabı, 5 liranın hesabı. Nasıl olacak bu iş böyle? Bilmiyorum. Böyle kalplerimiz karardı iyice. Allah bizi muhafaza etsin. Nasıl olacak, nasıl inecek ben de bilmiyorum. Böyle kalbimizde başka muhabbet, aklımızda başka muhabbet, dilimizde başka cümle. Ya neresi sayıcı şimdi bunun? Dilde Allah Allah, fiillerde yallah yallah. Bir tane Allah'ın sorumluluğunu aldığımız yok. Bir tane uykumuzu kaçıran hakikat yok. Aynı adamın derdini sabahlara kadar dinliyorum. Ne oldu? Koltuğumun ucu kırıldı. Allah Allah, vay canım benim ya. Ne oldu? Başıma da bu ahval geldi. Ya İslam'ın başına ne gelmiş? Hala ulaşamayan bu işlere o kadar adam vefat edip gidiyor. Bu hakikatleri duymadan gidiyor. Beyefendinin dişi kırılmış, tişörtü yırtılmış. Yani olacak iş mi Allah aşkına? Niye oluyor? Dilimizde bir cümleyi tevhid dolanıp duruyor ama inmiyor kalbimize işte. Kalbe inmeyince biz ahirette de bunun karşılığını nasıl alacağız? Yani nasıl yüzümüz olacak? Nasıl olacak yani bu iş? Zaten bu yüzden bu haldeyiz ya. Biz Allah'ın dinine yardım etmediğimizden şahsi hissiyatlarımızla uğraşıp duruyoruz. Bir gün dudağımızda uçuk çıkıyor, bir gün ruhumuzda yara çıkıyor. Niye böyle oluyor? Bak Muhammed Suresi 7'de öyle diyor. Siz Allah'ın dinine yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Bu Allah'ın yasası yani. Kendine yardım etmek mi istiyorsun? Bunun yolu Allah'ın dinine yardım etmekten, feda etmekten geçiyor yani. Uykunu bölme, evini bırakma, onu bırak. Vallahi biz asr-ı saadette yaşasak nasıl olacaktı bilmiyorum yani. Var mı burada bir tane böyle, ya benim gözüm karadır, gel de penseyle dişimi çekti yani. İşte o dönem o dönem. Var mı böyle bir tane, ben gözümü kaybetsem gel gözümü şişle dağla diyen? Var mı bir tane? Said bin Zeyd Efendimizin Tebük seferinde gözü şehit olmuş. Ne yapmışlar, hastaneye mi götürmüşler yani? Böyle konuşuyoruz duruyoruz ya, bol keseden. Ben asr-ı saadette yaşasam ya, yataktan kalkamıyoruz. Allah aşkına insaf ya, insaf ya. İnsaf yani, bir teşhis edelim de çözelim yani. Biz ölünce mi çözeceğiz bunları ya? Bunların yeri burası. Sırat bu dünyada geçiliyor. Bunlar bu dünyada açılacak hakikatler. Allah aşkına sahabeden hicret etmeyen kalmamış. Bir hicret edin şu evinizden, işinizden, gücünüzden. Bir şey olmaz. Vallahi Allah açlıktan öldürmez. Billahi öldürmez. Tallahi öldürmez ya. Vallahi Allah'ın şeyi var, sözü var, vaadi var yani. Ne bu böyle yani, bu hırs damarıyla böyle gidiyoruz, o da benim olsun, bu da benim olsun. Ya senin olanlar içinden çekip alacak Azrail Aleyhisselam yani. Bir esprisi kalmayacak. Ahirette elin boş, gözün yaş kalacaksın. İşte hakikati anlaşılmayınca böyle oluyor. Dilimizde zikir, dil başka bir şey söylüyor, kalp başka bir muhabbet içerisinde. Yani biraz da analiz edelim kendimizi, biraz böyle edelim ki yani, ya arkadaş ben nasıl düzeleceğim bu halden dememiz lazım. Şimdi biz doktora gitsek, doktor neyim var dese, vallahi utanırım söyleyemem desek, o adam nasıl bize ilaç yazacak? Önce bir teşhisi ilet edek, bizde sıkıntı var arkadaş. Bizim dilimizle kalbimiz, amelimiz, fiilimiz aynı şeyleri yapmıyor, söylemiyor arkadaş. Söylemiyor yani. Cümleyi tevhid okuyoruz, şimdi herkes şeyleri düşünüyor, ateistleri düşünüyor. Ya Allah Allah, Allah Allah. Ya bizim hiçbir ihtiyacımız yok mu bunlara ya? Hiç amele ihtiyacımız yok mu? Ne haldeyiz ya? Ne haldeyiz? Her gün sahabe okuyup duruyoruz yani.
Sahabe okuyacaksın, her sabah yataktan kalkamayacaksın. Spatula ile kazıyacaklar seni. Sahabe okuyup duracaksın, 5 dakikanın 5 TL'nin hesabını yapıp duracaksın yani. Allah Allah. E şimdi bu cümlede mi böyle olacak? Tevhid cümlesi bu ha. Tevhid cümlesi yani. Allah'ın varlığına, birliğine iman cümlesi bu yani. E biz bu cümlede de bu amellerimiz gibiysek nasıl olacak bizim halimiz? Dilde bir şey söylüyoruz, kalpte başka bir şey söylüyoruz. Olsak nasıl olacak yani? Nasıl olacak? Ne yapacağız biz? Kim kurtaracak bizi? Ha? Kim kurtaracak? Yetiş dedik, kim kurtaracak? Bugün duydum, bizim çok uzaktan bir tane akraba, 20 yaşında gencecik, Allah şifa ihsan eylesin, bir anda felç inmiş, bir anda. Şimdi 30 gündür hastanedeler yani. Bir anda böyle bir ahval üstüne geldi. Sonra pişman oldun, durdun. Ne olacak? Ne olacak yani? Nasıl olacak? Bir tanesi anlattı işte, uzun süredir işlerle meşgul oluyormuş. Bir arkadaş da namaza gel, namaza gel diyormuş. O da diyormuş, ya benim dünya işlerimi bilmiyor musun? 2 saat vaktim yok diye. Allah Azze ve Celle o aortu bir yırtıyor. Aortta 2 katman var ya, içerideki katmanı bir yırtıyor böyle, bıçak vurur gibi. Üstteki katman da böyle şişiyor. 3,5 santimlik aort 11 santim oluyor. Bitmiş ya. Bitmiş. 16 gün komada yatmış. 3 ay sonra babası vefat ediyor. 2 yıl boyunca doktor yerinden oynatmamış yani. Babasının cenazesine gidememiş. Ne oldu hayat? Bu kadar mı ucuz? Evet, bu kadar ucuz yani. Hayatın maddesi ucuz, manası çok pahalı. Gelin manasını keşfedelim. Yoksa ucuza ucuza satıyoruz gidiyoruz ya. Kazandığını da yemiyor ki yani. 5 çukaldadan fazla kaç yiyebileceksin? Ha? 5 gömlekten fazla ne yiyeceksin yani? Bir arabadan başka neye bineceksin? Yani gerçekten amacı olmayan bir şeylerin etrafında koşturuyoruz yani. Bunların amacı olursa onlara lafım yok. Ama amacı olmayacak şekilde hırs damarıyla koşturup duruyoruz. Ondan sonra da vallahi yani işte biz de Allah için ömür feda ederiz. Kelime-i tevhid mi ya? Geçen komşunun kafasına vura vura anlattım, hiçbir şey anlamadı. biz efsaneyiz, o anlamadı yani. Maşallah, vallahi helal olsun. Kardeşim oku şöyle, inşallah Allah ruhumuza nakşetsin. Böyle dilimizde kalırsa çok sıkıntı bunlar. 20. mektup. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülk ve lehul hamdi yuhyi ve yumit. Ve huve hayyun la yemut. Bi yedihil hayr. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve ileyhil mesir. Birinci makam. Şu kelam-ı tevhidinin 11 kelimesinin her birinde birer müjde var. Ve o müjdede birer şifa. Ve o şifada birer lezzet-i maneviye bulunur. Şimdi bak, buradan maksat manayı anlamak. Tekrar söyleyeyim de. Bu tevhid cümlesi hep dilimizde dolaşması yani, sadece orada kalması değil. Buradan maksat ne? Manayı anlamak. Maddeden maksat manadır. O zaman sevap dediğimiz olay başlı başına bir amaç değildir. Sevap nedir biliyor musunuz? Manayı anla diye verilen teşvik priminin adı sevaptır. E bazen bir şeyin sevabı bir şeyden daha yüksek oluyor değil mi? O ne demek biliyor musun? Ondaki mana daha çok demek. Yani buradaki olay manayı anlamamız. Defineleri keşfetmemiz. Şimdi defineleri keşfedersek ne olur? Bunların her birisi iman dersidir. Bak, ne okursak burada iman dersi. Şimdi iman dersini alır almaz belki tesirini göremeyebilirsin bir anda. Ama her bir iman dersini böyle küçük bir lif gibi düşünün. Bu küçük lifler birikip 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 birleşip koskocaman bir halat oluşturuyor ya. O halatta ne çekiyorlar? Gemiyi çekiyorlar. Sen bu iman derslerini ala ala o küçücük lifler koskocaman bir halat oluşturursa sekeratta şeytan gelip o halatı koparamaz. Anladınız değil mi? O yüzden bu dersler size ya hep aynı dersi mi yapıyoruz gibi gelebilir. Asla. Bu dersler tekrar gibi gözükse de haddi zatında tekrar değil, tesistir. Yani biz bir inşaat yapıyoruz. Neyi? İmanı inşa ediyoruz. Küçük lif bugün, dün bir tane atıldı, yarın bir tane, öbür gün bir tane, namazda bir tane, tefekkürde bir tane, dilimi gıybetten çektim bir tane, gözümü şehvetten çektim bir tane, başka şeylere yapmadım bir tane bir tane, koskocaman halat olacak ve bakacaksın ki değişen dünya şartları içerisinde değişmeyen bir adam var. İmanı hiç değişmiyor, imanı hiç sarsılmıyor. O yüzden bu cümleye çok ihtiyacımız var. Bu tevhid cümlesinde 11 kelime var. Üstad Hazretleri bu 20. mektupta 11 kelimeyi teker teker bize anlatacak. Bugün ne anlatacak biliyor musunuz? İlk kelimesi ne? La ilahe illallah kelimesinin hiç bakmadığımız bir pencereden anlatacak ve o pencere o kadar keyifli ki. Yani benim ruhum acıdığında, öyle öyle değil mi? Dünya böyle üstüme geliyor, düşmanlar sayısız, ihtiyaç sınırsız. Böyle bazen ruhum acıyor ya, ya Rab ne yapacağım yani, hiçbir gücüm yok ortada. Böyle ruhum acıyıp böyle iyice gariben bir hale düştüğümde açıyorum burayı okuyorum. Nasıl bir ruha böyle ilaç, nasıl bir tedavi oluyor biliyor musunuz? Buyurun. Birinci kelime. La ilahe illallah da şöyle bir müjde var ki, hadsiz hacata müptela. Bir dakika, insanı tanıyalım. Ne varmış bende? Hadsiz ihtiyaç var. Bak bak. Şimdi gözümü açıyorum sabah, ne oluyor biliyor musunuz? Bir belirsizliğe uyanıyorum. Allah Allah. Acaba diyorum bugün beni neler bekliyor? Acaba yolumu neler kesecek?
böyle bir anda bir hastalık haberi alacak mıyım, cenaze haberi alacak mıyım ya da birden bana inecek mi? Acaba trafikte giderken bir kaza yapacak mıyım? Acaba bugün ömrümün son günü mü? Acaba bugün ne giyineyim diye düşünürken kefen mi giyineceğim? Şimdi bunların her birisini topladığında o hacatım diyor ya, hadsiz hacat diyor. Kaç tane ihtiyacım çıkıyor biliyor musunuz? Sonsuz ihtiyaç çıkıyor. Peki sonsuz ihtiyaca karşılık sermayem ne kadar? Sıfır. Çok enteresan bir denklem. Sonsuz ihtiyaç, sıfır sermaye. Allah Allah. Ya Rab sen beni hep ihtiyaç üstüne mi yarattın? Evet kulum. E bana ne kadar sermaye verdin? Sıfır sermaye. Haşa. Anlayalım diye yani. Ya Rab zulmetmek için mi yarattın? Hayır hayır haşa. Allah olur mu? Bak üzerimdeki merhamet tecellilerine bak. Zulüm olur mu hiç? Haşa. Ya Rab o zaman başka bir hikmeti var bu işin. Sıfır sermayen, sonsuz ihtiyacın varsa bunun tek anlamı sonsuz kudretli zatı, o ihtiyaçlarını sonsuz karşılayacak zatı bulmak zorundasın. Başka sana rahat yok. Ördeğe suya kavuşmadan rahat olmadığı gibi sana da Rabbini keşfetmeden, keşfetme kelimesi ne güzel oldu değil mi bugün? Rabbini keşfetmeden huzur rahat olmayacak. Allah Allah, sonsuz ihtiyaç, sıfır sermaye. Ancak bir sonsuz zat bunları karşılayabilir. Evet. Hadsiz hacata müptela, nihayetsiz adanın hücumuna hedef olan... Yani nihayetsiz de ne var? Düşman var, evet. Hedef olan ruhu insani, şu kelimede öyle bir noktayı istimdat bulur ki... Bak şimdi bir dakika. İhtiyacım ne kadar? Sonsuz. Düşmanım ne kadar? Hadsiz. İşte bizim bir abi hasta, gidiyor hastaneye. Doktor demiş ki vallahi genelde bu hastalıkların %50'si teşhis edilemiyor. İçeride bir düşman var mı? Var. Teşhis edebilmiş mi? Edememiş bak. Bugün onu niye teşhis edemedim? Yarın ruhumdakini teşhis edemedim. Öbür gün onu teşhis edemedim. Hadsiz düşman var. E şimdi bir insanın kesinlikle imdat isteyeceği bir noktaya sığınması lazım. Mutlaka sığınması lazım. Yani şimdi şu masayı kaldırmak istesem ne olur? Mutlaka size omuz omuza dayanmam lazım. Kainat kadar ihtiyacım ve düşmanım varsa bu sefer de bunların her birisine karşılayabilecek bir zata benim medet, medet diye yalvarmam lazım. Yoksa ne olur biliyor musun? Ağlayan çocuk gibi böyle köşede kalır. Şimdi bak ağlayan bir çocuğu şeyi anlatacağım. Eğer o zatı bulamazsak yani Allah Azze ve Celle'yi keşfedemezsek çok sıkıntı. Onu anlatıyorum. La ilahe illallah kelimesi bunu anlatıyormuş bak. Neyi anlatıyormuş biliyor musunuz? Senin çok düşmanın, çok ihtiyacın var. Bu kelimenin anlam ve manasını bulup dayanırsan bunlardan kurtulacaksın. Bak bunu anlatıyor. Şimdi ağlayan bir çocuğu alsak komşuya götürsek. Susmuyor. Zengin adama götürelim. Susmuyor. Devlete götürelim verelim. Susmuyor, susmuyor, susmuyor. Ne zaman o çocuğun annesine teslim ettin? Çocuk ne yapıyor o zaman? Susuyor değil mi? Şimdi benim ruhum öyle ağlıyor ya. Ayrılıktan ağlıyor, fakirlikten ağlıyor, ihtiyaçtan ağlıyor, hastalıktan ağlıyor, sevdiğim birisini kaybediyorum, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Ruhum sürekli ağlıyor. Ne var? Çok düşman var, çok ihtiyaç var, sürekli. Allah Allah. Şimdi ben bu nefsi alıyorum, diyorum ki benim bunu susturmam lazım. Buna kelam-ı nefis deniyor. İçeriden bir konuşmaya başladı mı, böyle vicdan azabı bir başladı mı var ya, mahvediyor. O zaman diyorum ki ben bu nefsi alayım, birine teslim edeyim ki sussun. Hani ağlayan çocuğun annesini buldun mu? Bulunca sustu mu? Sustu. Nefsi aldım, bir yere götürüp teslim edeceğim. Amacım ne? Susturayım şunu. Aldım paraya teslim ettim. Susmuyor. Şöhrete teslim ettim. Susmuyor değil mi? Allah Allah. Yeni bir ev alayım ona teslim edeyim. Yok. Bahçe açayım ona teslim edeyim. Susmuyor, susmuyor, susmuyor. Aldım başımı seccadeye koydum. Bu nefsi Rabbine teslim ettim. Ne oluyor biliyor musun? Ağlayan ruhum gülmeye başlıyor. Gülmeye başlıyor. Çok enteresan bak. Şimdi çocuk niye ağlıyordu az önceki çocuk? Bir ihtiyacı var çocuğun. Çocuğa oyuncak verdim. Susmuyor. Tuvalete götürdük, affedersiniz, susmuyor. Allah Allah. Ya bu çocuğa ne yapsam susmuyor. Ta ki annesine teslim ettim, çocuğun karnı doydu, annesine sarıldı, mamasını yedi ya. Demek çocuğun ihtiyacı hem annesi, hem annesinin eliyle şefkat üstüne ona gelen mamasıymış. Yani çocuğun midesi açken başka yerlerini doyurmak o çocuğu susturmayacağı gibi, benim de ruhum açken bu cesede yatırım yapmak, cesedi doyurmaya çalışmak çok saçma bir denklem. Sonra ne oluyor biliyor musun? Süslü hayatlar içinde üzgün adamlar oluyoruz. Ruh aç, ağlıyor. Sen habire cesedi doyurayım, cesedi gezdireyim. Saçma sapan denemeler bunlar. Kaç deneyen olsa da bunlarla hiçbir zaman mutluluğa erememiş.
Ördek suya varamayınca mutluluğa erememiş. Bunlar istediği kadar çayırda çimende gezmiş. Suyu bulamayınca, Rabbini bulamayınca mutluluğa, huzura erememiş. Allah Allah. Öyle yapıyoruz değil mi bak? Ruh ağlıyor. İçeriden bağlıyor çığlıkları. Şunu diyoruz susturmak için. Al diyoruz eline bir tane ev veriyoruz. Yok. Yeni kıyafet vereyim yok. Gelin götüreyim seni güzel yemek yedireyim. Nefsime diyorum yani. Yok. Yeni dükkan açalım. Belki daha mutlu oluruz. Ha? Hayatın anlamı oradadır belki. Oluyor mu? Yok. 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 Ördek suya kavuşmadan, bizler Rabbimizi keşfedip kavuşmadan bu dünyada ne yaparsak yapalım mutluluk ve huzur, saadet mümkün değil. Yok. Hadsiz hacata müptela, nihayetsiz adanın hücumuna hedef olan ruhu insani, şu kelimede öyle bir nokta istimdat bulur ki, bütün hacatını temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını ona açar. Hangi kelimede? La ilahe illallah kelimesinde. Ne ihtiyacım varsa, ne düşmanım varsa, onun Rabbi de Allah, benim Rabbim de Allah. Madem hepsinin Rabbi Allah, madem başıma gelenleri yaratan Allah, madem bulunduğum bütün ahvalden haberi olan Allah'sa, madem Allah'ın haberi varsa, ben kime güceneceğim, kime darılacağım ki? Madem her şeyin dizgini sadece Allah'ın elindeyse, ben kimden isteyeceğim ki? Bitti, bitti. Huzur burada, mutluluk burada, saadet burada. İşte o kelime-i tevhid buymuş, görüyor musun? Ya la ilahe illallah. Çektik mi böyle çekmek lazım değil mi? Kalben böyle. Sen varsın yetersin ya Rab. Devam. Ve öyle bir noktayı istinat bulur ki bütün adasının bütün adasının şerrinden emin edecek bir kudret-i mutlakanın sahibi olan kendi mabudunu ve halıkını bildirir ve tanıttırır, sahibini gösterir, maliki kim olduğunu iraye eder. Yani ona gösterir, iraye eder. Evet. Hangi kelime dikkatiniz çekti? Neyi buldurdu? Sahibini buldurdu. Bak bu kelimede öyle sır var ki, sahibini buldurdu. Bir bitir cümleyi o kelimeye bakalım be. Ve o iraye ile kalbi vahşeti mutlakadan ve ruhu hüznü elimden kurtarıp ebedi bir ferahı, daimi bir süruru temin eder. Allah Allah. Bir insanın bu dünyada mutlu olmasının yolu neymiş biliyor musunuz? Sahibini bulmasıymış. Çünkü her şey bir zatın elinden dönüyor. Bir zatın kudret elinden dönüyor. Eğer sahibini bulsa insan çaresizlikten kurtulacak değil mi? Bir insanın derdini dökecek bir muhatabı yoksa, onun ihtiyaçlarını karşılayacak bir muhatabı yoksa, onun düşmanlarıyla baş edecek bir sahibi yoksa mutlu olması söz konusu bile değil. Hiç konuşmaya gerek yok maalesef. Şimdi sahipsiz hissedenleri görüyorsun değil mi? Bazen anasız, babasız çocuk görüyorsun. Burada belki anne babası olmayan arkadaşlarımız var. Allah Firdevs'inde buluştursun sizi. Ama zor ya. Şimdi bir adamın anası babası gittiyse bitsin dünyaya. Gerçekten. Başını okşayanın yok ya. Çok acı bir hal yani. Bazen de bir çocukta görüyorsun. Ana yok, baba yok değil mi? Şimdi bu çocuk böyle anasız, babasız, perişan, sahipsiz bir liman ararken birden etrafına bakıp annesini keşfetse ne olur? Aa ana, yaşıyor musun? Var mısın dese ne olur? Ne olur bırak bak, anneyi yeni kaybettin değil mi? Allah hayrette kavuştursun. Ne olur? Sabahlara kadar o gözlere uyku girmez bir daha. Gözünü kırpmaya çekinirsin, anamı bir saniye daha fazla göreyim diye değil mi? Şimdi annesini keşfeden bu kadar mutlu olursa, Allah'ını bulup keşfeden ne yaşamaz ki? Ne yaşamaz ki? Allah Allah. Annesini keşfedenin hayatı değişirse, Allah'ını bulup keşfedenin hayatı ne hale dönmez ki? İşte bu kelime-i tevhid manasını biri anlasa, başı her sıkıştığında Rabbine sığınmak refleks oluyormuş, refleks. Bak bir araba akıllı düşünerek kullanılmaz. Önce bunu sonra bunu yapayım derseniz ne yaparsınız? Kaza yaparsınız. Bir araba neyle kullanılır? Refleksle kullanılır. Artık meleke olacak, öyle kullanılacak. Bu halleri şimdi pratik yapacağız ama artık direksiyona geçip refleks haline dönmemiz lazım. Bir gün bir imtihan yaşayacaksın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi denk gelecek. Estabru inne satmetullura. Vurduğu anda dişini sıkacaksın. Sığınacak limanı bulacaksın. Elini açıp dua dua yakaracaksın. Bu haller bize ne olacak? Refleks. O yüzden iman dediğimiz olay bir kabiliyettir. Kol kası kabiliyeti, futbola vurma kabiliyeti, işte cirit atma kabiliyeti gibi bir kabiliyettir iman. O yüzden sürekli tesis etmeye ihtiyacımız var. Anladınız mı? Geçerken alınacak dersler değil bunlar. Ömrü vakfedilecek dersler bunlar. Şimdi bu manayı bulamayınca insanlar ne oluyor? Biz çok üzülüyoruz maalesef. Özellikle genç kardeşlerimizi görüyoruz. Onlar yine maalesef üzülerek söylüyorum da kendilerini uyuşturacak bir şey belki bulabiliyorlar. Bir de Rabbini bulamayan ihtiyarları görüyorsun. Ne oluyor biliyor musunuz? Belki içkiye sarılıyor.
Böyle hayatına bir renk katıp yaşadığını hissedebilmek için. Değil mi? Bu sefer ne yapıyor? Kendisini uyuşturma ihtiyacı hissediyor. Bir de bizim yaşlılara bakıyorum. Bizim ihtiyarlara bakıyorum. Bir ara böyle neredeyse elini kolunu kaybetmiş birisiyle denk geldim böyle. Şevkli ya şevkli. Hala Kur'an'ını okuyor. Niye? Rabbini bulmuş, keşfetmiş ya. Yatırımına kavuşacak günü bekliyor. Değil mi? O kadar inanmış, o kadar inanmış. Bizim dünyaya inandığımızda daha fazla inanıyor yani. Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşacağı günü bekliyor. Şimdi böyle bir insan bu hayattan lezzet alır mı, almaz mı? Alır değil mi? Demek ki bu dünyadan lezzet almanın sırrı da yine imanın içinde saklı, imanın içinde. Yoksa bu dersleri duyup, dinleyip, duymamış gibi, dinlememiş gibi davrananlar, görüp görmemiş gibi davrananlar maalesef gün geçtikçe içerilerindeki kara boşluğu büyütüyorlar. Gün geçtikten sonra kapatması da bir parça daha zahmetli olabilir. Hemen dönelim, hemen dönelim hakikate, hemen. Üstad öyle diyor bakın. Onu tanıyan ve itaat eden. Yani bu ruhun derinliklerindeki la ilahe illallah sırrını anlayan, onu tanıyan ve itaat eden zindanlarda dahi olsa saraydadır, bahtiyardır. Onu bulamayan ve itaat edemeyen saraylarda dahi olsa zindandadır, bedbahtır diyor. Saddak de üstad, saddak de. Ben Allah'ın zindanında olduğum günden beri mutluluğu yaşıyorum. Allah herkese onu nasip etsin. Ben Allah'ın zindanında olduğum günden beri özgürlüğü yaşıyorum. Allah herkese onu nasip etsin. Yoksa kendim için çok düşünüyorum. Ya Mehmet bulamasaydık bu yolu. Ya Allah nasip etmeseydi. Şöyle bir sevk etmeseydi. Yani layık olup Allah'ı ikna edecek hiçbir şey yok üstümüzde. Ama çok şükür ki acımış koymuş yani. İnşallah o acımasını celbeden neyse hep onu sabit tutabiliriz. Neyse o artık. Bilmiyorum yani. Şimdi bu manaları bulamayan insanların dünya hayatı özellikle bizim asrımıza bakan yerde rütbelerle geçiyor, makamlarla geçiyor değil mi? Şimdi insanın nefsi lezzet almak zorunda dedik mi? Dedik. Hakiki lezzeti, ruhun lezzetini bulamazsa neyin lezzetini arayacak? Cesedin lezzetleriyle böyle morfin gibi kendini uyuşturmaya çalışacak değil mi? Şimdi bu dünyanın şu anki yaşadığımız aslında en büyük bu uyuşturucularından bir tanesi de rütbe, makam. Öyle oluyor değil mi? Adama selam veriyorsun, dayısını anlatıyor, bacanağını anlatıyor değil mi? Kirvesini anlatıyor, biz şuyuz, biz buyuz diye. Şimdi sürekli üzerinde bir rütbe görmek istiyor. İnsanların ona teveccühünü görmek istiyor ki bir lezzet alabilsin yani. Halbuki bu dünyadaki rütbelerin, makamların hepsine biliyor musunuz? İzafi, geçici rütbeler. Şimdi yine dünyadan örnek vereyim, siz ahiret gibi düşünün. Mesela koskoca bir Osmanlı Sultanı bana bir rütbe taksa bunun bir önemi vardır değil mi? Dünya şartları içerisinde koca Osmanlı Sultanı rütbe taktıysa bunun bir önemi vardır. Ama dışarıdan, sokaktan herhangi biri çevirmiş beni. Demiş ki Mehmet Bey gel sana bir rütbe takayım demiş. Şimdi rütbeyi takanın rütbesi olmadığından rütbenin de bir keyfiyeti ve kıymeti yoktur. Yani boştur. İşte bu dünyada takılan rütbelerin her biri cesete. Şu ceseti, şu kıyafeti, ceketteki rütbe ceketi çıkarınca köşede kalır gider. Cesetteki rütbe ceseti çıkarınca köşede kalır gider. Benim ahirette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la buluşacağım bir rütbe bulmam lazım. Bu rütbeyi tek takabilecek, kainatı elinde çeviriyorsa, kainatın sahibi kimse ancak odur. Soru şu. Ya Rab, o rütbeyi takman için benim ne yapmam lazım? Dersin en başına geldik mi? Geldik. Yaratılış vazifesini yapman lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sahabeler ne bırakmış yol? Biz o yolda mıyız? Dükkanlarda, evlerde, yataklarda ölmeye mi namzetiz? Demek ki onlarla birlikte olmak isteyen, onların yolunda gitmek zorundadır. Eğer onların yolunda gidersen, dünyada arada sonbaharı yaşayabilirsin ama hiç endişe etme. Üç mevsim ölsen de baharda elbet dirileceksin. Allah'a inan, dayan, güven yeter. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Vallahi bilmiyorum. İlim amel içindir. Bu derslerde öğrendiğimiz bilmekler de bildiğimiz gibi mucibince tatbik etmek içindir. Yani bunları okuduk okuduk hala koltukta ihtiyarlıyoruz. Olmaz dostum, olmaz. Sahabe efendilerimiz ömrünü neye adadıysa, Allah'ı razı etmek uğruna neler yapıyorsa biz de o yolu bulmak zorundayız. İşte bu medreseler bu yüzden çok önemli. Çok önemli. Ya. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Dünyada nereye bakarsan bak, her yer kalabalık. Hastaneler tıklım tıklım, sanki herkes hastalanmış gibi. İnsan kaynıyor mağazalar, sanki herkes aynı anda alışverişe çıkmış gibi.
adım atacak yer yok caddelerde. Tüm dünya sokağa dökülmüş gibi. Bir de camiye gidiyorsun, bomboş. Sanki namaz hiç farz olmamış gibi. Ama şunu iyi bil, uğruna namazı terk ettiğin her şey, kabirde seni bir bir bıraktığında anlarsın bazı şeyleri. Hataların telafisinin mümkün olmadığı ölüm, seni uyandırmadan evvel uyan. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.